Sevgili izleyiciler, Kars'tayız, Sarıkamış'tayız. Sarıkamış'ta yoğun kar var. Ben hemen şöyle kameraman arkadaşımız da çevirsin. Şöyle bir her taraf kar postal gibi görüntü var çam ağaçlarında. Çekim yapmak, görüntü aktarmak oldukça zor. Kardan adam gibi olduk zaten. Bu kadar kendimizi muhafaza etmemize rağmen. Şimdi bir de teleferikle Sarıkamış'ı, özellikle kayak merkezini tepeden göreceğiz. Bu görsel kar postal gibi şöleni, bu görüntüleri izleyicilerimizle de paylaşmak istiyoruz. Az önce biletlerimizi aldık, çıkış biletlerimizi aldık. Ve burada buranın özelliği şu, Kars Sarıkamış'ta kayak merkezindeki karın özelliği şu, dünyada iki yerde bu kar yağıyor. Yani kar her tarafta yağıyor ama buranın özelliği şu, kristal kar olması. Buranın özelliği kristal. Bir Alplerde aynı kar, bir de Sarıkamış'ta yağıyor. O yüzden zaten olayın ve buradaki mantığın daha çok insanlar tarafından talep görmesi. Çok akıl almaz bir manzara var. Hava soğuk, kar yağıyor. Her tarafı kar olsa da biz bu görsel şöleni kaçırmak istemiyoruz. Teleferikle buradan devam edeceğiz. İnsanlar sıra kuyruğunda ve insanlar yukarıya çıkma veya kayak yapma derdinde. Biz de sizlere görüntü aktarma derdinde sevgili izleyiciler. Bakalım bizi nasıl bir görsel şölen bekliyor, birlikte izleyeceğiz. Bilemiyor muyuz? Bilemiyor muyuz? Turnike'den geçtik. Biraz sonra da teleferikle. Sevgili izleyiciler, şu anda teleferikle Sarıkamış'tayız. Sarıkamış'ta zirveye doğru çıkıyoruz. Çok güzel bir manzara var. Kartpostal gibi. Şu anda izliyorsunuz bütün çam ağaçları. Karla süslenmiş bir gelin gibi adeta. Çok güzel bir atmosfer var. Zaman zaman ağaç yapraklarından teleferik hattına düşen kütleler halinde karlar görüyoruz. Eşsiz bir manzara var. Kar yağışı yükseklere çıktıkça biraz daha hızını artırıyor. İnsanlar aşağıda genelde yoğun bir trafik var ama teleferiklerde aynı yoğunluğu göremiyoruz şu anda. Gözümüzün gördüğü, bizim kameramıza takılan görüntülerde nadiren teleferikler dolu. Ya insanlar daha önceden çıkmış zirvede, zirveden kayarak inen kayakçılar da var. Ama gördüğünüz manzara gerçekten kartpostalları aratmayacak şekilde. Sarıkamış'a gelmiş olmanın en güzel hazzı bu bence. Hava koşulları
olumsuz da olsa teleferikle bu zirveyi görmek, bu kartpostal görüntüleri izlemek ve izlettirmek son derece önemli bizim için. Özellikle kayağa gelen insanların çok muhafazalı bir şekilde yukarıya çıkıp inip çıktığını görüyoruz. Özellikle yüz hatlarını, göz hatlarını korumak için kask takanları, gözlük takanları, kar gözlüğü takanları görüyoruz. Çünkü iklim ve hava soğuk. Yukarıya, zirveye çıktıkça rakım da değişiyor. Bu da soğuğu biraz daha fazla artırıyor. Ama her şeye rağmen gerçekten manzara akıl almaz. Son derece güzel. Sevgili izleyiciler, gerçekten teleferikle şu anda zirveye çıktık. Zirvenin üstüne başka bir zirve daha olduğunu söylüyorlar ama kar kendinin hızını artırdı. Ama kartpostallık bir manzara Sarıkamış'ta, kayak merkezinde. Çok harika bir görüntü var. Dediğim gibi dünyada iki yerde yağan bir kar. Bir Alpler'de, bir de Kars Sarıkamış'ta kristal cinsinden olan bu kar. Kars'a gelip de Sarıkamış'a uğramadan Sarıkamış'ta teleferikle bu karın, kışın, kıyametin, bu kartpostallık manzarayı kaçırmamanızı öneriyoruz. Mutlaka bu aksiyonu, mutlaka bu zevki, bu görselliği mutlaka ama mutlaka yaşayın diyoruz. Çünkü gerçekten hep söylüyorum, Kars'ın her bölgesi, her noktasında ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik var. Çevresini de zaten bu güzelliklerle taşlandırmış. Dünyanın dört bir yanından, Anadolu'nun dört bir yanından kayak yapmak için buraya geliyorlar. Kayak eğitim için buraya geliyorlar. Kayak hocaları öğrencilerini buraya getirerek burada kayak kaymasını öğretebilme adına burada test ediyorlar. Burada sınav yapıyorlar. Bu nedenle İnsanlar burada kar kütleleriyle kendine evler yapmışlar. Özellikle öğrenciler günlerce uğraşarak soğuk havanın içinde sıcak bir atmosfer yaratmışlar. Biz de gördüğünüz gibi çevremizden de kayak için zirveye çıkanlar, zirveden de finişe doğru kayarak inecek kayakçıları da ekranlara getiriyoruz, görüyoruz. Çevremizden gidiyorlar. Sarıkamış'tan görüntüler aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Gördüğünüz gibi kristal karın yağdığı Sarıkamış'ta görüntüler aktarmayı sürdürüyoruz. Çok güzel kar yağıyor. Çok güzel bir ambiyans var. Burada kayakçıların ve buraya gelenlerin konaklayacağı, sıcak çay kahve içeceği
alanlar da var. Çok güzel bir ortam var. Kameraman arkadaşımız. Arkamızda biliyorsunuz pis bölgesindeyiz. Zirveden gelen kayakçılar da var. Hala zirveye çıkıyorlar ama özellikle bu zirveyi kullanan insanların daha çok profesyonel kayakçıları olduğunu biliyoruz. Çünkü amatör kayakçılar daha kısa mesafelerden yollarına devam ediyorlar. Daha profesyonelleri de daha çok üst zirveye çıkıyor. Üst zirveden finişe kadar kayarak iniyorlar. Burada teleferikle çıktıktan sonra. Arka tarafımızda çam ağaçlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir karpostallık manzara olduğunu söylüyoruz. Kristal karın yağdığı bir Alplerde bir de karstte olduğunu zaten çeşitli defalar söyledik. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir ambiyans var. Puslu bir hava var, yağan kar var. Son derece görsel bir kar masalı gibi burası. Sarıkamış zaten kayak merkeziyle ünlü bir bölgemiz. Aynı zamanda da şehitliğimizle de biliyorsunuz burada 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu şehitlik alanı da bu bölgede. Bu yüzden Sarıkamış'ı çok önemsiyorum. Çok önemli buluyorum. Sarıkamış'taki paylaştığımız, ekranlara taşıdığımız her görüntü bu yüzden de bizim için önemli. Geçmişini bilmeyen bir millet geleceğini zaten bilemez. Yani bu tarihini bilmeyen millet geleceği olmaz söylemini de buradan yeğlemek istiyoruz. Anadolu'muzun, Türkiye'mizin, coğrafyamızın her alanı kendi içinde ayrı bir özel, kendi içinde ayrı bir güzel. Bu vesileyle bölgemizi tanımak lazım, anlamak lazım.